Değerli arkadaşlar, hep insanız ve hataya her an meyilliyiz. Duygusal bir dünyamız var. Hayatla mücadele ederken, hayatla muhatap olurken elbette bu duygusal dünyamızı tahrik edecek taşlar da düşer, kızdıracak taşlar da düşer, efendim, sevindirecek taşlar da düşer. Yani hayatın bize yansıyan kısmıyla, bizimle muhatap olan tarafı, işte ailemizdir, eşimizdir, dostumuzdur, işverenimizdir, öğretmenimizdir, sokakta giderken karşı karşıya geldiğimizdir, efendim, mahallelidir, komşudur. İşte muhatabız, her an muhatap olduğumuz insanlar. Sabahleyin kalkarsın, işte komşunla muhatapsın. Veya ilk kalktığında çoluğun çocuğun eşinle muhatapsın kahvaltı sofrasında. Bu, tabii biz kendimiz için düşünürken bizim de karşıdaki aynı olduğunu, yani o da duygusaldır, onun da duygusal bir alanı vardır. Onun için biz kendimizi evvela Kur'ani bilgilere dayanmamızda, Müslüman olarak hata yaparız. İşte o duygulardan girmemin sebebi de bu zaten. Her an hata yapabiliriz. Kıskanırız, bir an kıskançlıkta ileri gidebiliriz. Severiz, sevgimizde bir anda coşabilir, ileri gidebiliriz. Efendim, öfkemiz bir anda galeyana gelebilir. İşte bütün bunlara karşı kendi psikolojimizin hayata daha mesafeli, daha normal şartlarda bakabilmesi için işte o Kur'an'ı zikretmek gerekir. Ayetler sürekli bilgi halinde kafamızda dönmesi gerekir. Bizi yönlendirmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Aksi halde yalnız kalırız. Yani o duygusal alanda yalnız kaldığımız zaman, bu yalnızlıktaki kastım hani Kur'an'ı bilgi olmadan kaldığımız zaman buraya yabancılar girer. Ve bu yabancılar da tahrik ederler. Bizdeki o küçük şeyi artırırlar. Hani Cin suresinde diyor ya, onlar birbirleriyle anlaşır, birbirlerinin kötülüğünü artırırlar. Cinler veya da tasallutlar insandaki duygulardaki zafiyeti tetiklerler. Onların en tehlikeli tarafı bizim duygularımızı tetikleyerek bizi bize düşman etmeleridir. Cin insana bir şey yapamaz. Fiili manada cin insana bir şey yapamaz. Sadece senin duygularına sızıverdi mi seni kendi silahınla vurur. Sendeki o güçlü enerjiyi bir anda silaha çevirir. Yani bir anda öfken patladı mı Allah göstermeye sağda solda insan öldürürsün. Bir anda duyguların galeyana geldi mi karını da öldürürsün, kendini de idam edersin. İşte sendeki bu zafiyet ancak Kur'an'ın hukukuna bel bağladığın zaman, Allah'ın kitabına bel bağladığın zaman, zihin dünyanı vahiy ile donattığın zaman işte o duyguların terbiye olur. Ve tahriklere düşmez. Tam düşeceğin zaman hemen uyarır. Belki birkaç saniye düşen ama hemen uyarır seni. Belki birkaç dakika gider ama hemen uyarır seni. Ama öyle bir şey olmazsa zihninde, zihninde bir psikolog olmazsa Kur'an psikoloğu, sen o duygularınla şeytanın tuzağına, cinlerin musallatına çabuk düşersin. Hep yaşadık. Halen de her an düşebiliriz. Bir şey değişmiyor yani. Hayat devam ediyor. Hayat devam ederken her an hata yapma, her an yanlışa düşme gibi ihtimaller mevcut. Onun için mümkün olduğu kadar nefsimizden kaynaklı, duygularımızdan kaynaklı günahlardan ziyade şirke düşmek gibi tehlikeli maceralara girmenin bir anlamı yok. Oradan kaçmak